Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün zanaatkar İrfan Er Yılmaz'ın yanındayız. Kendisinin atölyesini ziyaret ettik. Birazdan da kendisi yapmış olduğu çalışmalarla alakalı bizleri bilgilendirecek. Şimdiden kendisine teşekkür ederiz. Ben İrfan Er Yılmaz. 60 yaşındayım. İzmir Çarşısı'nda yetiştim. Geleneksel kuyumculuk teknikleri ustasıyım. Türkiye'de birçok alanda çalıştım, iyi ustalarla çalıştım. Bu zanaatın bütün branşlarını öğrenmek için çabaladım. İyi bir yere geldiğimi düşünüyorum. 6 yıl önce İngiltere'ye geldim. Burada da mücevher siparişi, tamiratı, eski eserlerin restorasyonu, bu tür işlerle uğraşıyorum. Deneysel çalışmalar yapıyorum. Değişik model çalışmalarım, değişik üretim teknikleri çalışmalarım oluyor. 6 yıldır İngiltere'deyim. Anlaşmam gereği burada bir takım prosedürleri yerine getirmeye çabaladım. Neyse o süreci atlattım. Londra'da uygun bir yerde bir dükkan buldum. Burada yine tamir sipariş işleriyle uğraşıyorum. Antika mücevherat tamirine yöneldim. Bu konuda tecrübem iyi. Türkiye'de müzelerle falan da çalışmıştım. Antika objelerin ve mücevherlerin tamirat tadilatını yapıyorum. Güzel bir alan. Bilgimi kullanabileceğim bir alan. Verimli olacağını düşünüyorum benim için. Çünkü kuyumculukta kabuk değiştirdi. 90'lardan bu yana teknoloji oldukça sıkı bir şekilde sektöre girdi. Dolayısıyla biz geleneksel tekniklerde yetiştik. Artık herhalde son nesiliz. Ben hala elde yapmaya devam ediyorum. Teknolojiye bulaşmak istemedim. Bugüne kadar bulaşmadım, bundan sonra da bulaşmayacağım. Oturuyorum, çiziyorum modellerimi, mumdan çalışıyorum, metalden çalışıyorum, prototiplerimi yapıyorum. Bazen seri üretim, bazen tek sipariş, hazıra modeller. Böyle çalışmalar devam ediyor, hayat devam ediyor. Türkiye'de birçok projede yer aldım, birçok ustayla değişik alanlarda çalıştım. Muğla Üniversitesi Kuyumculuk bölümünün kuruluşunda destek verdim. Oranın atölyenin kurulmasında emeğim var. Oradaki öğretmenlerle birlikte güzel çalışmalar yaptık. İyi projeler çıkarttık. Hala devam ediyor. Oradaki öğretmen arkadaşlardan zaten iki öğretmenimiz var. Birisi de hem benim okulda ders verdim, 2 yılda ders vermiştim orada. İleri kuyumculuk teknikleri konusunda. Birisi hem benim öğrencimdi, benim öğretmenliğim döneminde. Sonra yanımda çalıştı, işi pekiştirdi. Şimdi de orada öğretmen oldu kendisi de. Okullarla çalışmalarımız oldu, danışmanlıklarımız oldu. Yurt dışı projelerde yer aldım. Anahtar teslimi, bazı işlerim oldu. Onlar da benim için deneysel çalışmalardı. Başardım. Hızlı eleman yetiştirdiğimi düşünüyorum. Kurmuş olduğum tesislerde 1 yıl süreli anlaşma yapıyordum. 1 yılda personeli de eğitip, tesisi de kurup o şekilde teslim ettiğim işler oldu. Güzel bir zanaat, ince bir zanaat. Terapi gibi. Yani insanların mutlu olduğunu görmek çok güzel bir şey. Çok güzel. Yani burada gün oluyor, gözlerimiz yanıyor ince çalışmaktan. Sırtımıza kramplar giriyor. Hayatım bu sandalyede geçti. Hep bu tezgahta 46 yılı doldurdum. Zor olduğu zamanlar oluyor ama işte müşterinin yüzündeki, o kullanıcının yüzündeki
mutluluğu gördüğünüzde her şeye değiyor. Bu zanaatı çok seviyorum ve devam etmesini de istiyorum. Bu sebeple çok çırak yetiştirdim. Çok çırak yetiştirdim gerçekten. Belki tabii bunda rahmetli ustamın da çok payı var. O da bize çok yardımcı oldu, abi gibi. Her bildiğini paylaştı bizimle. Bize güzel örnek oldu. Onu yaşattı. Onu verdi. Bu adabı verdi bize. Ben de bütün eskilerin o meslek sırrı dediği şeyleri birçok alanda bilinmeyen alanlarda mevcut bilgileri toparlayıp onları inceleyip tekrar düzenledim. Onlar üzerinde yaptığım denemeleri arkadaşlarıma aktardım, öğrencilerime, çıraklarıma aktardım. Şu anda çırak yetiştiren iş güç sahibi oldukça fazla çırağım var. Büyüdüler, hepsi kocaman adam oldular tabii, iş adamı oldular. Onların da topluma faydalı olduklarını gördükçe mutlu oluyorum. 1,5 yıl önce Londra'ya geldim. Daha önce bir güneyde sahil kentindeydim. Pandemiden sonra dükkanımı kapattım oradaki. Dolaşmaya çıktım nereye gidebilirim diye. Orası küçük bir yerdi çünkü. Bir de orada bir ustamız daha var. Onu da zor durumda bırakmamak için. Bir avuç esnaf var. Onu ikiye bölünmesin diye oradan ayrılmak istedim. Birkaç kenti gezdim. Sonra Londra'ya karar verdim. 1,5 sene önce Hackney bölgesinde bir dükkan denk geldi. Onu tuttum. İşte inşaat süreci falan. Geçen yıl Ocak ayında, 2022'nin Ocak ayında açtım dükkanımı. Bir yıldır da burada. Şu an 2023 Ocak'tayız. Bir yıldır da burada çevreyi tanımaya, çevrenin beni tanımasına çalıştım. İyi kötü bir yerlere geldik. Artık piyasaya nüfuz ettik sayılır. Bundan sonra da çalışmalarıma burada devam edeceğim. O dönemde benim düşündüğüm işçilikler yok tabii. Farklı alanlarda var da bu tür şeyleri oldukça basit yapmışlar. Detay işleyemiyorum. Yani dönemi kaçırırım diye detay işleyemiyorum. Detay iş, şu yılanın pullarını, karnındaki o geniş pulları yapsam muhteşem bir şey çıkacak ortaya ama ne yazık ki o dönemde o kadar işçilik yokmuş. Daha sonraları biraz uğraşmışlar. Bakalım.